Herkese merhaba arkadaşlar, ben Berkay. Bugünkü gibi benim bir videomuzu daha sizlerle birlikte interiorumuzda, lokal modlu interior modumuzdan içine yeni yeni şeyler eklemeye devam ediyoruz. Bugünkü videomuzda direksiyonun sol alt köşesine bir tane beyzbol sopası ekleyeceğiz. Nasıl ekleyeceğimizi göstereyim. Eğer hiç daha lokal mod yapmadıysanız yapacağınız adımlar şu şekilde olacaktır. Servise giden aracımızın içine geçelim. Bundan önceki videolarda bir tane ablamızı ekledik. Bir de interiorumuzu hazırladık. Bir direksiyon, bir de interiorumuzun içini renklendirdik. Şimdi ise direksiyonumuzu sopamızı şuraya ekleyeceğiz. Nasıl ekleyeceğimizi göstereyim hemen. Servise geliyoruz. Servise geldikten sonra çekici yapılandırması. Buradan interiora geliyoruz. Bu interiorun bütün modlarını kurduktan sonra aracın dışındaki modifiyelere geçeceğiz. İlk başta içini hazırlamaya çalışıyorum. Geliyoruz buradan. Ona tıklıyoruz. Hiç yoksa şu Jewel'i seçin arkadaşlar. Genelde Jewel kullanılıyor. Jewel'i seçiyorsunuz. Onayla diyorsunuz. Onayladıktan sonra işlem tamamlanıyor. Burada neden çok var? Çünkü interiorla ablamız buraya bağlı. Başka bir şey yok. Bu iki tane mod. Şu anda cama bağlı. Çoğu zaman ya cama ya dashboard'a ya da ön taraftaki panjura bağlı oluyor. Buradan Jewel'i seçtikten sonra çıkıyoruz. Oyunumuzu hızlı kaydını alıyoruz. Hızlı kayda tuşunu bilmiyorsanız global olarak yani oyunu ilk indirdiğiniz zaman scroll lock adındaki tuşta oluyor. Bu scroll lock nerede? Normal bir bilgisayar klavyesi ise, masaüstü klavyesi ise o tuşlarının üstündeki 6 tane tuşun en üstündeki 3 tane tuş var. Orada olması lazım. Laptoplarda ise genelde sayıların hemen üst sol çaprazında, sağ taraftaki num log sayılarının sol üst çaprazında olabiliyor veya değişebiliyor. Şimdi ise hızlı kaydımızı aldık. Masa üstüne geçelim. Modumuzu kuralım. Nasıl kuruluyormuş bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi masa üstümüze geçtikten sonra indirdiğimiz dosya şu şekilde olacaktır. Aynen bu şekilde. Hemen buradan belgelerimi yapıyoruz. Eurotrack ve bunun buraya atacağız. Ama nasıl atacağız? İlk başta sopaların içine giriyoruz. Burada kod dosyası var. Kod dosyasının içerisine açıyoruz. Bu modun gideceği yeri nasıl öğreniriz? Eğer yazmadılarsa genelde burada yazarlar nereye gideceğini. Aksesuarı majorları yazacağımız kısma geliyoruz şuraya. Burada yazar modelin olduğu konu neymiş? Home diyor. Home dediği yer Eurotrain içi lokal mods adındaki dosyanın içerisine bizim indirmiş olduğumuz şu dosyayı atacağız. O zaman şu anda burada eksik ne? Lokal mods dosyası. Buraya sağ tık yapıp yeni klasör oluşturuyorsunuz. Yeni klasörün ismi de lokal mods adındaki dosya oluyor. Bu dosya indirdikten sonra dosya hazırladıktan sonra ben de burada bir ton var. Bunların hepsinin videosunu çekeceğim sizlerle birlikte. Bu şu an diğer seviyelerde çalışanlar. Bunu yaptıktan sonra şu dosyamızı alıyor, içine atıyoruz. Attıktan sonra ise işlemimiz yani bunluk modluk pek bir şey kalmıyor. Geriye oyun içinde aktif etmek kalıyor. Onun için de dosyamızı attıktan sonra Profiles kısmına geliyoruz. Eğer sizlerde birçok profil varsa bunu hızlı kayıt aldığımız saat kaç? 8.30 sabah 8.30, evet yalan değil. Çünkü bugüne video yetişmem lazım. Bugün video gelecek. O yüzden saat 12'ye kadar hazırlamam lazım videoyu. Bunu yaptıktan sonra hızlı kaydınıza geliyorsunuz. Neymiş? 32, 36 yakın konuştuğum için uzun sürdü. Şöyle göstereyim. Seviyemizin içine giriyoruz. Save, Quick Save, GameC dosyasını alıyor, SLL dispensary'nin içine atıyoruz ve GameC'imizi çalıştırıyoruz. Çalıştırdıktan sonra buraya geliyor. Bu önemli olan dosyamız. Bu arkadaki pek daha yaramıyor. Kapatabiliriz. İsterseniz de küçültebilirsiniz siz. Bunu yaptıktan sonra CTRL F yapıp mail alttan CTRL küçük harflerle araştırıyoruz. İlk araştırmanızı bu şekilde çıkacağı için bir daha araştır deyip buraya geliyoruz. Burada
Şunu kapatalım. Buraya inbox'ını bir tane attığın her zaman. Ondan sonra şu inbox'ını, eğer burada hazırda inbox yazısı varsa, kopyalayan yok ise nereden alacaksınız derseniz, ya buradakini alabilirsiniz tırnaklar haricinde, ya da gelirsiniz şuradan alabilirsiniz. Ki bu olmaz ise buradan alın. Aksesuarı Hakkop'ta da kesin verirler. Buradan alabilirsiniz. Şunu kopyalıyoruz. Enter, Ctrl. Ardından 8'den sonra 9 geliyor. Bunu yapıyoruz. Ardından şuradaki mail Ctrl kodunu alıyorum. Mail Ctrl kodunu aldıktan sonra hemen şu iki definörse, eğer tek dosyaya tek bir tane atacaksanız buraya atıyorsunuz. İki enter yapıp ortadakini seçip Ctrl V yapıyoruz. Eğer ki birden çok yapacaksanız, birden çok modu aktive edecekseniz, onu da en aşağıda şu oven CTRL mi ne, işte onun hemen buraya, bu araya böyle sırasıyla ekleyebilirsiniz. Kaç tanedir sınırı onu bilmiyorum, hiç denemedim. Buraya yerleştirdikten sonra şu anda çalıştırmadığı gibi durmamızı, oyun içinde çalışacaktır ama interior'ı aktif etmediğimiz için gelmeyecektir moda. Kaydımızı yapıyoruz. Ardından buradan kodu nereye atacakmışız? Set class'a atacakmışız. Şuraya kopyalıyorum. Ctrl F yapıp set class'ı araştırıyoruz. Ardından bir kere basıyoruz, zaten geliyor. Birden çok tır olmamasına özen gösterin arkadaşlar. Ardından 2 enter ve Ctrl V. Bunları da yaptıktan sonra ister bu kodu kopyalayın şöyle, isterseniz bu kodu da direkt yapıştırabilirsiniz. Ama bildiğimiz yollar zaman en kısa yolu olduğu için bunu yapıyorum. Sonra yukarı doğru çıkıyoruz. Eğer ki böyle yukarı doğru çıkmak istemiyorsanız Ctrl F şunu yapıp yukarı bir daha basıyoruz ve en üstteyiz. Ardından Enter. Bu şansı en alta denk geldi. Genelde üstlerde çıkar ama. Yapıyoruz. Bunu bir arttırıyoruz. Şuna da bir ekliyorum. Şunu siliyorum. Kaydımız yapıyoruz. Kaydımız yaptıktan sonra oyunumuza geçelim. Hızlı kaydımız çalışalım. Bakalım modelimiz çalışıyor mu, çalışmıyor mu derken şunu da fark ettim. Bir tane alttan tire silelim. Fazla olmasın. Hepsi aynı çizgiler haricinde olsun. Yani şu şekilde yamuk olmasın. Tabii şuradaki sayı 100'e ulaşmanı söyleyeceğim. Şimdi ise oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar, oyunumuza geldiğimiz halde gördüğünüz gibi normal şu şekilde duruyor. Oyun kasıyormuş gibi olabilir. Kusura bakmayın. Ondan sonra kaydet, oyunu yükle, oyunu yükle, yükle, evet diyoruz veya buraya iki tane enter basabilirsin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sopamız geldi, olayımız bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. İyi geceler.